İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Cenevre'deki konuşması. Azeriler tarafından yıkılan Şuşi'deki Yeşil Cam Ermeni Kilisesi, tadilat adı altında Ortodoks Kilisesi'ne dönüştürülmektedir. Batı Ermenistan Konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan ile röportajdan bir alıntı. Savunma Bakanlığı teyit etti. Azerbaycan, Haçikköy yönüne ateş açtı, Ermeni tarafı tepki gösterdi. Batı Ermenistan'ın Şırnak bölgeleri ağaç kesimi nedeniyle çölleşiyor. Yakında Halkalak'ta yol onarım çalışmaları başlayacak. Revond Alişan, 1820 yılının bugününde doğdu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Cenevre'deki konuşması. İnsan Hakları Konseyi, yerli halkların haklarına ilişkin uzman mekanizması, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Ermenileri Kongresi, Cenevre, 4 Temmuz 2022, 15. Oturum. Madde 3, barış antlaşmaları ve uzlaşma girişimleri de dahil olmak üzere yerli halklar ve devletler arasındaki anlaşmaların ve diğer yapıcı düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve bunların anayasal olarak tanınması. Sayın Başkan, yerli halkların haklarına ilişkin uzman mekanizmasının bu 15. oturumunda ilk kez konuşuyor olduğum için seçilmenizden dolayı sizi tebrik etmeme izin verin. Ayrıca 3. maddesince bize sunulan rapor için uzmanlara teşekkür etmek istiyorum. Ancak 31 Ocak 2022'de gönderdiğim ve teslim aldığınızı teyit ettiğiniz hukuki dosyamın henüz bu raporda dikkate alınmadığını belirtmek isterim ve halen dikkatinizde bulunmasını bekliyorum. Ermeni halkı sadece ilk ve yerli halklardan biri değil, aynı zamanda bugün Birleşmiş Milletler çerçevesinde faaliyet gösteren dünya çapında devlet yapılarının varlığının kökeninde yer alan ilk devletlerden biridir. Batı Ermenistan meselesi kesinlikle hassas bir mesele. Çünkü o 1917-1920 yıllarında 20'den fazla devlet tarafından tanınan ve hala işgal altında olan bir devlet. Bu devletler Rusya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Büyük Britanya, İtalya, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Yunanistan ve Romanya'da dahil olmak üzere bugün hala uluslararası hukukun konusudur. Bu devletler tahkim kararı da dahil olmak üzere çeşitli sözleşmeler ve hatta anlaşmalar temelinde bu davada hizmetinize sunduğum resmi belgeler olan Batı Ermenistan devletimizi ve uluslararası sınırlarını tanımayı taahhüt etmişlerdir. Bu, soykırıma maruz kalan yerli nüfusa ilişkin yapıcı anlaşma ile uyumludur. 2 milyondan fazla insanı öldüren ve henüz uluslararası tanınma dışında herhangi bir etkili tazminat alamayan antlaşmalar imzalanmış olmasına rağmen cellatlar veya kurbanlar için gerçek sonuçları olmayan bir soykırım. Bunun kanıtı bazı devletler tarafından onaylanan ve daha onaylanmamış olan bazı devletler tarafından kullanılan sert antlaşmasıdır. Gerçekten de Sayın Başkan, Batı Ermenistan'ın yasal sorunu, yerli nüfusu ve uygarlığı, kendi kaderini tayin ve kendi kaderini yönetme hakkını kullanma olasılığını düşünen tüm yerli halklar için bir örnektir. Sorun güncel. Çünkü Azerbaycan'ın 2020'de Artsakh'ın Ermeni nüfusuna karşı 15 binden fazla kurbanla sonuçlanan ve 1000 yıllık mirası yok etmeye devam eden bir askeri çatışma başlatmasına izin vermesi, uluslararası alanda tanınan hakları reddederek oldu. Dolayısıyla Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit hala devam ediyor çünkü gerçekler gösteriyor ki suç cezalandırılana kadar soykırım devam edecek. Ancak teknik şartlar kısmen buna izin verse de yerli Ermeni halkının varlığını topraklarından ve ülkelerinden tamamen silmek gerçekten mümkün değildir. Bu nedenle uzlaşmaya dayalı ortak bir gelecek inşa etmenin zamanı geldi. Yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak ve başvuru şartlarında bizimle birlikte çalışarak 1917'den bu yana Batı Ermenistan ile doğrudan ilgili olan devletleri Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit sırasında ve sonrasında imzalanan antlaşmalara davet ediyoruz. Teşekkürler Sayın Başkan. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı.
Şuşi'deki Ovannes Megardiç veya Yeşil Jam Ermeni Kilisesi, Azerbaycanlılar tarafından tamamen yıkılmış, şimdi tadilat adı altında Ortodoks Kilisesi'ne dönüştürülmektedir. Konuyla ilgili Artsakh Cumhuriyeti Tarihi Çevreyi Koruma Devlet Teşkilatı açıklama yaptı. Fuat Ahundov'un haksız yere Rus Ortodoks Kilisesi olarak gördüğü Yeşil Jam Kilisesi galeriye dönüştürüldü. Peki Hovannes Megardiç Kilisesi'nin tarihi nedir? Korunmuş kanıtlara göre 1840'ta yetkililerin özel emriyle taştan yapılmış ahşap çatılı bir Meryem Ana adlı kilisenin bulunduğu Nerkintah köyünün Müslüman ortamında yaşayan 56 aileden oluşan tüm Ermeniler Yukarı Tah köyüne yerleşti. Kanıtlar Ermenilerin Müslümanlar tarafından baskı altında tutulduğunu ve bunun da onların iskanlarına yol açtığını belirtiyor. Aynı belgede Verintah'a taşındıktan sonra yeni ahşap bir şapelin inşa edildiği ve 1848 yılına kadar korunduğu belirtiliyor. 1848 yılında onun üzerine Surp Hovannes Megardiç Kilisesi yapıldı. Batı Ermenistan bu kez Şuşi'de başka bir vandalizm vakası kaydetti. Kasıtlı olarak başka bir kültüre ait bir yapının başka bir yapı ile yer değiştirmesi ve temsil edilmesi de vandalizm olarak kabul edilir. Benzer durumlar kiliselerin ve manastırların göçebeler tarafından ahırlara dönüştürüldüğü veya başka amaçlarla kullanıldığı, Türkiye tarafından işgal edilen Batı Ermenistan'ın yerli topraklarında çok sık görülür. Bütün Ermeniler aslen Batı Ermenistan'dan, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bir süre egemen olduğu Ermenistan'dan. Atalarımız bugüne kadar cezasız kalan 20. yüzyılın bilinen ilk soykırımı Armenosid'in kurbanlarıydı. Bütün Ermeniler, yani bugün Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin vatandaşları olan biz, bu kurbanların çocukları, torunları ve torunlarının torunlarıyız. Bu sözler her şey göründüğü gibi değil radyo programının Batı Ermenistan'ın Arjantin konsolosu Dr. Guillermo Karamanyan ile yaptığı röportajdan bir alıntıdır. Programın adı Her Şey Göründüğü Gibi Değil ve IM 1300 radyo kanalında yayınlanıyor. Görüşme 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. İnsanlar Batı Ermenistan Cumhuriyeti hakkında bilgi edinecekleri için çok heyecanlıydı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yerli halk olduğu ve Ermenilerin uluslararası hukuk tarafından tanınan iki devlete sahip olduğunun nasıl ortaya çıktığı hakkında konuştuk. Topraklarımızın iadesini istedik ve ardından bu talebi yayınladık. Röportajın tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler 4 Temmuz günü saat 21.15'te Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının batı kesiminde özellikle köyde bulunan Ermeni askeri mevzilerine büyük kalibreli silahlar da dahil olmak üzere ateş açtı. Vayotzor bölgesinde bulunan Haçik köyü yanı sıra köye giden yol istikametinde de meydana gelen olayda köy muhtarının aracı hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Azerbaycan birliklerinin açtığı ateşin Ermeni tarafının misilleme eylemleriyle susturulduğunu bildirdi. Ermeni tarafında can kaybı mevcut değil. Batı Ermenistan, karşı tarafı sakin olmaya ve uluslararası normlara göre belirlenen hakları ihlal etmemeye çağırıyor. Aksi takdirde Ermenistan Cumhuriyeti sınırında duran asker savaşmaya hazırdır ve düşmanın kayıpları çok ağır olabilir. Batı Ermenistan-Kürdistan hattındaki Şırnak'ın Besta, Cudi ve Gabar dağlarında operasyonlar kapsamında geçtiğimiz yıl başlatılan ağaç kıyımı devam ediyor. 2 yıldır askerler gözetiminde süren ağaç kıyımına her gün yeni alanlar ekleniyor. Özellikle Şırnak ve Siirt arasında bulunan Besta bölgesinde ağaç kıyımı aralıksız devam ediyor. Besta bölgesinde bugüne kadar binlerce ton ağaç kesilirken yeni bölgelerde de bu kıyım başladı. Kesilen ağaçlar farklı bölgelerde satılıyor. 14 bölgede başlatılan ağaç kesimine karşı bölgede bulunan yetkililerin sessizliği devam ediyor. Bugüne kadar bölge halkı tarafından Urfa Orman Bölge Müdürlüğü'ne verilen dilekçeler ise askeri alan olduğu gerekçesiyle reddedildi. Türkiye, Batı Ermenistan'daki ekolojik ve çevresel katliamı bilinçli olarak sürdürüyor gibi görünüyor. Bu kadar büyük ölçekte ağaç kesimi yakında çok ciddi ekolojik sorunlara yol açabilecektir.
Ahalkalak ve bölgedeki köylerde yol çukur onarım işlerinin uygulanması için elektronik ihale gerçekleşti. Sözleşme imzalandı, çalışmalar yaklaşık bir hafta içinde başlayacak. Şehir içi ve şehir dışı asfalt yollarda trafiği engelleyen büyük çukurlar oluştu. Ahalkalak Belediye Başkanı'na göre çukur onarım çalışmaları bu hafta sonuna kadar başlayacak. Belediye Başkanı Melkon Makaryan, merkez cadde tamir edildiği için şehrin diğer caddelerinden çalışmalara başlayacağız. Böylece merkez caddeye ulaştığımızda kaldırımların onarımı ve diğer işler tamamlanmış olacak, dedi. Ahalkalak Belediyesi'nin çukur onarımı için elektronik ihaleyi 3 kez ilan ettiğini hatırlatalım. Batı Ermenistan için yerli topraklarımızda bu tür çalışmaların yapılması çok önemlidir. Çünkü insanlara o topraklarda kalma, Ermeni kimliğini koruma, geliştirme fırsatı verir. Ermeni şair, filolog, tarihçi, coğrafyacı, çevirmen, Venedik Mkhitaryan cemaati üyesi olan Revond Alişan, Ermeni edebiyatındaki romantik akımın öncülerinden biridir. 6 Temmuz 1820'de Konstantinopolis'te doğdu. Gerçek adı Kerope Alişanyan'dır. Doğduğu yerin Çalıhyan adlı okulunda okudu. 1832-41'de Venedik'teki Mkhitaryan okulunda eğitimine devam etti. 1838'den itibaren cemaatin bir üyesi oldu. 16 yaşındayken kilise kurallarına göre adını Revond Alişan olarak değiştirdi. 1870'te cemaat başkanlığı görevine atandı. 1832'den itibaren Alişan, Sen Lazar adasında kalıcı olarak yaşadı. Ermenistan'a hiç gitmediği halde Batı Ermenistan'ın 15 eyaletine ve Kilikya'ya adanan ayrı ciltler ayırmayı planladı. Ancak yalnızca 1881'de Şirak, 1885'te Sisuan, 1890'da Ayrarat ve 1893'te Sisakan adlı büyük ölçekli çalışmaları yazmayı başardı. Ermeni dinini, tanrılarını ve inançlarını 1895'te Ermenilerin Eski İnancı veya Pagan Dini başlıklı kitapta sundu. Alişan, 45 ciltten fazla sahip olduğu devasa bilimsel mirasıyla ulusal bilimin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Eserlerinin birçoğu hala bilişsel bir değere ve orijinal kaynak olma önemine sahiptir. Revond Alişan, 9 Kasım 1901'de Venedik'te vefat etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Taliska Ovanisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Esor Şaptor E ve Ciriri Gikya adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.